Rabbil Alemin. Esselatü Vesselam ala Seyyidina Muhammedin. Ala Ali ve Sahibin. Ala Resulü Muhammedin. Salavat. Dersimizin başlığı kısa bir ders. Az bir ders. Öz bir ders. Uz bir ders. Bir insanın kelamı, konuşması, dersi niçin anlaşılmaz? Niçin anlaşılmıyor? Dersin bir başı bu. İkincisi müşkülat-ı Kur'aniye. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı müşkül ayetler var. Anlaşılmıyor. Neden anlaşılmıyor? Üç, Risale-i Nur. Neden anlaşılmıyor? Okuyorum, okuyorum, anlamıyorum. Biz de diyoruz ki oku, oku anlarsın. Doğru mu bir şey mi? Bakalım, şimdi göreceğiz. Dersin böyle üç tane başlığı var. Nereden okuyorum? Muhakemat sayfa 40. Hatime, sahip olan bir kelamın ilak ve işgali, ya lafız ve uslubun perişanlığından neşet eder. Bu kısım, Kur'an-ı vazuhul beyana yanaşmamıştır veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetler veyahut gayrimelüf, gayrimevzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendi göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkülat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Şimdi birinci başlık neydi? Bir insanın konuşması, kelamı, dersi, söyledikleri niçin anlaşılmıyor? Bir, dedi ki lafız ve uslubun perişanlığından. Yani o insanın kalbinde bir mana var. Fakat o kalbindeki manaya bir, lafız giydirememiş. Lafız giydirmiş, uslubu oturmamış. Uslubu perişan. Yani ne söylediği belli değil, daldan dala atlıyor. Konusu belli değil veya konusu belli, içeriği belli değil. Konuşuyor ama tam uslubu oturmamış. Lafız ve uslub perişanlığından dolayı o kimsenin konuşması anlaşılmıyormuş yani. Dersi anlaşılmıyormuş. Üstad Hazretleri bu 25. sözde var, muhakematta var. Bir insan nasıl güzel konuşur? Bunu anlatırken Kur'an-ı Kerim'den ayetle örnek vermiş Allah'ın kelamından. Allah Celle Celaluhu öyle bir konuşmuş ki harfler, cümleler, kelimeler, ayetler hepsi ana konuya kuvvet vermiş. Şimdi ders yapan bir kimse de böyle olacak. Ders yaparken vereceği misaller, kullanacağı cümleler, kelimeler hepsi neye kuvvet verecek? Ana konuya kuvvet verecek diyor. Kur'an-ı Kerim'den böyle örnek vermiş. Bir kimsenin kelamı niçin anlaşılmıyor? Bir, lafız ve uslubun perişanlığından dolayı o kimsenin konuşması anlaşılmıyormuş. İki, diyelim ki lafız ve uslubu oturmuş. Gene anlaşılmıyor. Ne dedi? Mananın dakik ve ince. Manalı konuşuyor, ince konuşuyor, derin konuşuyor. Bundan anlaşılmıyormuş. O kimsenin kelamı. Diyelim ki lafzı ve uslubu oturmuş. Yine anlaşılmıyor. İnce konuşuyor, manalı konuşuyor, derin konuştuğundan dolayı anlaşılmıyormuş. Üç, veyahut kıymetler. Niye adamın kelamı anlaşılmıyor konuşması? Kıymetler konuşuyormuş. Şimdi normal bir konuşma değilmiş. Kıymetler konuştuğu için anlaşılmıyormuş. Peki kıymetler bir kelam nasıl anlaşılacak? Üstad dikkatle diyor. Nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin meyveleri dikkattir. Dikkatli bir kimse kıymetler konuşan bir adamın kıymetler konuşmasının farkına varabilir. Niye anlaşılmıyor? Kıymetler konuştuğu için. Dört, gayri melüf ve gayri mevzul olduğundan. Yani gayri melüf demek melüf, bir de gayri mevzul. Yani ülfet edilmeyen gayri melüf, ülfet edilmeyen gayri mevzul, çoklukla kullanılmayan bir uslub kullandığından dolayı o kimsenin konuşması anlaşılmıyormuş. Şimdi bunun aynısı hem Kur'an-ı Kerim'de, Müşkülat-ı Kur'an'da böyle, hem Risale-i Nur'da böyle. Şimdi Müşkülat-ı Kur'an'a ve Risale-i Nur niçin anlaşılmıyor? Bir, lafız ve uslubun perişanlığından. Üstad dedi ki bu kısım Kur'an-ı vazuhul beyana yanaşmaz, hem de Risale'ye yanaşmaz.
birinci madde Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur için geçerli değil. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'de hem Risale-i Nur'da mükemmel lafızlar dizilmiş hem de mükemmel bir usluk var. Birincisi geçerli değil. Üstad burada dedi, bu kısım Kur'an-ı Vazuh-ül Beyan'a ve Risale-i Nur'a yanaşmamıştır. Bunu söylüyor. İki, niye anlaşılmıyor Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim, Müşkülat-ı Kur'an'ı'ya? Risale-i Nur'daki bahsedilen hakikatla ve Kur'an-ı Kerim'de o Müşkülat-ı Kur'an'ı'ya çok manalı, çok ince ve çok derin. Ben sadece Risale'yi anlatayım. Yani neden anlaşılmıyor Risale-i Nur? Okuyoruz okuyoruz anlamıyoruz diyorlar değil mi? Neden? Çok manalıymış, çok inceymiş, çok derinmiş. Risale'nin bütün meseleleri böyledir. Mesela 24. mektup, 30. söz, 10. söz. Ya o kadar ince, o kadar derin ki bir insan bir okuyacak, anlayacak. Ne bir 10 kere, 100 kere okusun. O kadar ince ve derin. 24. mektubun bahsetmiş olduğu mesele. Bizim Diyanet'in ilmali var ya, onda yok ya. Diyanet ilmali varsa da ismi var, içeriği yok. O 24. mektubun bahsetmiş olduğu hakikati ben iki tane alim biliyorum. Bir İmam Rabbani Hazretleri kısmen bahsetmiş, bir de Üsa Hazretleri çok izah etmiş yani. Mesela 10. söz. Bütün alimler, bütün ulema-i İslam, haşir meselesi naklidir demiş. Akli olarak izah edememişler. Etmemişler yani. Kabul edin gitsin diyenler olmuş. 10. sözde haşir meselesi akli olarak anlatılmış. İspat edilmiş yani abi. E şimdi böyle bütün ulema-i İslam'ın anlayamadığı bir meseleyi, öyle birden umumi bir cadde olmayan meseleyi, sen hemen pat diye açıyorsun, hemen anlayacaksın yani. Böyle bir şey yok yani. Peki ne yapacak? Dikkatli olacak yani. Mesai sarf edecek, şey yapacak ya, hani biz diyoruz oku oku anlasın. Böyle bir şey doğru değil yani. Üstad söylüyor yani, öyle bir şey yok. Dersime ben çalıştım diyor üstad. E sen de çalışacaksın o zaman. Yani oku okundaki anlarsın yani, oku oku yani dersin. Daha çok oku olmaz ama acaba kimse oku oku. Şimdi Risale-i Nur neden anlaşılmıyormuş? Risale'nin bahsetmiş olduğu meseleler çok ince ve derinmiş. Abi. Ondan anlaşılmıyormuş. Kader meselesi Sa'd-ı Taftazani. 40 sayfada ancak kimi anlatmış? Havas'ı anlatmış yani. Kendi seviyesinde insanlara ancak anlatmış. Onun Havas'ı anlattığını 5-6 sayfada izah edilmiş. Bak bir noktayı nazar. Çok enteresan abi. Şimdi Üsa Hazretleri işaret edeceğiz de. Kader meselesinin altını ne kadar kazarsan kaz. Ne çıkar? Cebir çıkar diyor. Ne kadar kazarsan kaz. Cebir çıkar. Kader meselesinin cebir çıkmaması için bir şart lazım abi. Cebir ne demek abi? Cebir zorlamak yani. Cebriye mezhebi. Tamam. Ne kadar kazarsan kaz, cebir oluyor, bir zorlama oluyor yine. O zorlamanın olmaması için bir şart lazım. Nedir ha? Bu altıncı esasla anlatılmış. Barla laygasını anlatılmış abi. Bizim ruhumuzun mahluk olmayan bir tarafı var. Mecul deniyor. Bizim tercihlerimiz mahluk değil, emri itibari kesinlikle ancak böyle kurtulabilirsin. Yoksa bizim tercihlerimiz, bizim ruhun her tarafı mahluk olsa kaderi izah edemezsin. Kesinlikle cebir olur. Cebirden kurtulmanın tek şartı meculdür yani. Ve cüz ihtiyarın usul esası olan meyalanın emri itibari emri nisbi olur. Öyle kurtulabilir cebirden. Yoksa kurtulamaz yani. Şimdi Risale-i Nur niçin anlaşılmıyor? Çok manalı, çok ince, çok derin olduğundan dolayı sen de açıp böyle hemen biraz zor yani. Yani bütün istifadesiz kalmıyorsun. İstifade ediyorsun ama birinci derecede anlamak, istifade etmek için biraz meşguliyet lazım. Çok ince ve çok derin meseleler yani. Alimlerin işin içinden çıkamadığı meseleler. Külliyetin meseleleri. Risale neden anlaşılmıyor? İkincisi neymiş? Çok kıymetlermiş. Kur'an ve hadisten sonra Risale-i Nur Sertaç Evliya'dır. 1400 sene geçmiş. Değil mi? Asr-ı Saadet'ten sonra yaklaşık. Direkt Allah'ı gösteren, yani hiç böyle nakil yapmadan, böyle direkt delilli, bürhanlı, mantıklı bir şekilde Allah'ı anlatan tek diyelim, ben tek biliyorum, tek Risale odur abi. Yani alimler dahi demişler, birisi çıkacak,
bütün hakaiki imaniyi akli olarak, mantıki olarak, delilli bir hamle olarak ispat edecek demişler. Böyle birisi çıkmış. Kimmiş o? Ben değilim yani. Şimdi bir Bediüzzaman var, bir de Bediüzzaman var. İki çok kıymetlermiş abi. Kıymetler bir şey hemen açılmaz. Anlayamazsın onun sen kıymetler olduğunu. Üç, lisanın neden anlaşılmıyor? Gayr-ı melüf, ülfet edilmeyen, gayr-ı mevzul. Çoklukla kullanılmayan bir üslup kullanıyor. Yani içtimai hayatta insanların kullandığı kelimelerle kullanmıyormuş yani. Alışılmayan ve çoklukla kullanılmayan bir üslup kullandığından dolayı lisanın anlaşılmıyormuş yani. Bu aynısı müşkülat-ı Kur'an'a da böyledir. Yani müşkülat-ı Kur'an'daki ayetler niçin anlaşılmıyor? Bu saydıkları geçerli. Dört tane normalde var. Birincisi insan için geçerli. İkinci ve üçüncü maddeler Kur'an-ı Kerim'deki müşkülat-ı Kur'an'ı ve Risale için biz Risale üzerinden gösterdik yani. Neden Risale-i Nur anlaşılmıyor? Bir, mana çok ince ve çok derin. İki, çok kıymetli. Üç, alışılmayan ve çoklukla kullanılmayan bir üslup kullanmış. Peki neden alışılmayan, çoklukla kullanılmayan bir üslup kullansın? Diğer alimler gibi anlatsaydı meseleyi. Bak şimdi onu söylüyor. Gayr-ı mevzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak, yani senin anlayışını taklitten tahkike çıkarmak için böyle bir usul kullanmış yani, nazlandırıyor yani. Hemen açılmıyor yani ki sen başkasının imanı olmasın sende, senin imanın olsun yani. İki, şevki arttırmak. Yani ya ben bunu anlamıyorum, okuyayım ne biçim, nasıl bir eser ya, bir uğraşayım bakayım. Şevki arttırmak için. Kendini göstermemek, hemen açılmıyor. Kıymet ve ehemmiyet vermek işte. Yani kendisine Risale-i Nur. İlgi gösterilmesi için, alaka gösterilmesi için, kıymet gösterilmesi için, ehemmiyet gösterilmesi için hemen açılmıyormuş. Zaten Üstad Hazretleri dördüncü şuanın başında bizzat kendisi söylüyor. Risale-i Nur. Başta perdeye gider, sonra birden inkişaf eder. Sahip yani. Kitaplara muhalif olur. Evet. Kur'an'da da aynı üslup geçerli mi? Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de müşkülat-ı Kur'aniye'de böyle. Yoksa Kur'an-ı Kerim anlaşılıyor. Müşkülat-ı Kur'aniye. Yani bazı ayetler neden anlaşılmıyor? Bu üç madde geçerli yani. Yoksa kim Kur'an-ı Kerim'i okusa istifade ediyor yani. Risale de aynı kamcari. Mesela şimdi kimi insan diyor mesela ya tamam ya ben okudum anladım yani. Ama ben Risale-i Nur için tamam diyen daha insanla karşılaşmadım. Evet. Yani normal bir kitap okuyorsun, bir kere okusan bir daha okumuyorsun yani ama Risale-i Nur için aynı şey geçerli değil yani. Şimdi şu şeyi de anlatayım iki dakikada. Risale-i Nur'da üç tane izah var. Üç şekilde izah yapılabilir. Bir, iki, üç. Bir, İşkembe-i Kübra'dan. İki, Kelle-i Şerif'ten. Üç de beşeriyeti hatıra. Tabi öyle değil. Bir, amin. Okunmuş olduğun cümlenin, kelimenin, metnin, metin, cümle, kelime. İçindeki manayı gösterirsin. Yani mesela Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de ubudiyette teslimiyet var diyor. Kul Rabbini tecrübe edemez. Hakkı yoktur diyor yani. Sen buradaki bu cümlenin kelimenin içindeki manaları nazara verebilirsin. Bir böyle bir izah var. Yani metnin içerisindeki cevherleri gösteriyorsun. Bak bu mana var, bu mana var. Diye böyle bir izah yapılabilir. Metnin kendi içindeki manaları, lügatları verirsin. Şeyleri verebilirsin. Metinin cümle kelime manasını veriyorsun. Böyle bir izah var. İkincisi, münasebet kurmak. Münasebet. Buna ne diyorduk biz? Nazm-ı mane. Yani cümlenin, kelimenin kendisinden önceki veya paragrafın veya risalenin birbiriyle münasebet kurmak. Cümleyi, kelimeyi birbiriyle münasebet kuruyorsun. Mesela misal, şimdi 18. mektupta Velayet-i Kübra ile Velayet-i Sura'nın mukayesesi yapılmış. 18. mektupta. 19. mektupta
Bak 18 ile bağlıyorum şimdi. Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılmış. 18 ile 19'u bağladım. Peki 20'de ne anlatılmış? Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi azam noktasında azamiyet mertebede verdiği en büyük tevhid dersi anlatılmış. 20. mektup neydi? Tevhid dersi. Bak ne yaptım? Birbiriyle bağlıyorum. Şimdi cümleler, kelimeler, paragraflar, manalar da böyle. Bu Üssü Hazretleri'nin işaret-i licaz tefsir metodu ve Kur'an-ı Kerim'deki, Kur'an-ı Kerim'in yani Risale-i genelindeki Kur'an-ı Kerim ayetlerini izah etme, tefsir etme metodunun en ehemmiyetlisi budur. Risale-i genelinde böyledir. Hususen işaret-i licaz da böyledir. Tefsir metodu odur. Münasebet kurmak, bir de nazma dikkat etmek. Bak buna şimdi bir örnek. Bak bu çok ehemmiyetli. Şimdi neredeydi? 13. notada medar-ı iltibas olmuş 5 tane mesele var. Bak. Şimdi bunun nazmını yazıyorum ben. Birincisi kendi vazifeni de Allah'a ait vazifeyi birbirine karıştırmamak anlatılmış değil mi? Birinci de bu. Medar-ı iltibas olmuş mesela. İkinci de ibadet ile neticeleri birbirine karıştırmamak anlatılmış. Üçüncü de kendi makamı ile büyük zatların makamını birbirine karıştırmamak anlatılmış. Dördüncü de dördüncüden anlatılmış. Esbab ile müsebbebat, iktiram meselesi anlatılmış. Mesela tavuk esbaptır, yumurta müsebbebattır. Bal müsebbebattır, arı esbaptır. Bu sürekli ikisi beraber geldiği için birbirine karıştırılmış. Buna iktiram tabir edilmiş. Bu birbirine karıştırılıyormuş. Yani balı insanlar biliyor ki arı yapıyormuş. Hayır, Allah ona yaptırıyor. Yumurtayı kim yapıyor? Tavuk yapmıyormuş, ona yaptırılıyormuş. Dörtte bu anlatılmış. Beşincide ne anlatılmış? Şahsa ait neticeyle cemaate ait neticeyi birbirine karıştırmamak. Şimdi bak, 5 tane abi medara iltibas olmuş mesele var. Şimdi bunun birbiriyle münasebeti var. Bir izah tarzı var ki Risale de birbiriyle münasebet, nazımları birleştirmek var. Kainatta tevhid ve vahdet asıldır. Kesret yoktur yani. Her şeyde tevhid var. Her şey tektir. Ama birden herkes her şeyi ihata edemediğinden dolayı ne olmuş? Kısım kısım cüzlere bölünmüş. Allah'ın kelamı da böyle yani. Aslında her şey tek. Şimdi bunu birleştirelim. Müsbet veya menfi. Menfi veya müsbet birleştirelim. Şimdi kendine ait vazife ile Allah'a ait vazifeyi birbirine karıştıran ibadet ile neticeleri birbirine karıştırır. İbadet ile neticeleri birbirine karıştıran kendine makam verir, büyük zatların makamıyla kıyas eder. Kendine makam verip büyük zatların makamıyla kıyas eden esbapla müsebbabatı birbirine karıştırıyor demektir. Esbapla müsebbabatı birbirine karıştırdı mı cemaate ait vermesi gereken neticeyi şahsına veriyor. Menfi noktadan böyle. Peki müsbet yapalım. Kendi vazifesiyle Allah'a ait vazifeyi birbirine karıştırmayan ibadet ile neticeleri birbirine karıştırmaz. İbadet ile neticeleri karıştırmayınca kendine makam verir mi o kimse? Vermez. O zaman büyük zatlarla kendini kıyas eder mi? Haşa. Ben neyim ki der değil mi? Üstad öyle diyor mesela. Beni diyor o büyük zatlarla niye kıyas ediyoruz diyor. Çünkü niye? Kendi vazifesini biliyor yani. Şimdi kendine makam vermeyince esbapla müsebbabatı bu kimse birbirinden ayırıyor demektir abi. O zaman şahsına netice vermiyor. Bütün güzellikler, bütün hayır, bütün kemal kime veriyor? Cemaate veriyor yani. Bak ne yaptık? Bunu birleştirdik. Risalede bir izah tarzı bu abi. Okumuş olduğun metni, cümleyi, kelimeyi, paragrafı kendisinden önceki cümleler, kelimeler veya risaleyle veya kendisinden sonraki cümleler, kelimeler, paragrafla münasebet kurmak Risale-i Nur'un orijinal izahı bu ikincisidir. Hususen üstad bunu söylüyor. Haşirle alakalı parçalar bir araya gelse, Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair parçalar bir araya gelse mükemmel diyor. Bunu anlatıyor işte. Mükemmel bir şerh ve izah olur abi.
İzah böyle olur. İkincisi bu. Şimdi bunu bak, medara iltibas olmuş 5 mesele, 13. nota. Şimdi 14. notayla bağlayayım ben. 14. notada ne var? Tevhide dair 4 küçük remiz var. Üstadın azamiyet mertebede çok kısa olarak verdiği o kuvvetli tevhid dersini kim alır? Bu meseleleri birbirine karıştırmayan kimse. Peki kendisinden önceki risaleye bakalım. 12. notada ne anlatılmış? Kabir anlatılmış abi. Kim bu meseleleri birbirine karıştırmaz? Ölümü düşünen, kabri düşünen, değil mi? Kendi vazifesini bilir, Allah'a ait vazifeyi bilir. O zaman bunları karıştırır mı? Karıştırmaz yani. Bak ne yaptık? Münasebet kurduk. Bütün külliyat için bu caridir. Orijinal izah bu. Üçüncüsü de, bak bunu sileyim. Üçüncüsü de atıf dediğimiz veya da külliyatın diğer yerinden. Diğer yerinden okunan yeri izah etmek. Üstad mesela adaleti anlatıyor. Diyelim ki Haşr Risalesi'nde. İsmi Adil'den 30. lemadan açarsın, orayı izah edebilirsin. Veya 25. sözden veya da başka bir risaleden, işte Meyve Risalesi'nden adaletle alakalı bir yeri açıp diğer yerden okuyabilirsin. Üçüncü izah tarzı da bu, atıflı. Yani külliyatın diğer bir yerinden o cümleyi, kelimeyi, paragrafı, manayı ne yapıyorsun? Diğer yerinden izah ediyorsun. Gene kendinden karıştırmıyor. Risale-i Nur'un 3 şekilde izahı olur. Bunun dışındakiler o kimsenin kendi kariyasından çıkıyor. Kendi yorumudur yani. Bir insan derste misal verebilir mi? Verebilir. Bu birinci kısma giriyor. Yani o metnin içerisindeki cevheri gösteriyorsun sen. Risale-i Nur'da Kur'an'a bağlı, Kur'an'da Arş-ı Azam'a bağlı ya. Onun içindeki sadefin cevheri gösteriyor yani. Sadefin içindeki cevheri nazara veriyorsun. Misal verilebilir. Konuyla mutabakat olmak şartıyla, metinle mutabakat olmak şartıyla, aşırıya gitmemek şartıyla verilebilir yani. Şimdi toparlıyoruz abi. Ne anlattık? Risale-i Nur, Kur'an niye anlaşılmıyor? Evet. Bir insanın kelamı niçin anlaşılmıyor? Kur'an-ı Kerim'deki müşkülat-ı Kur'an'a niçin anlaşılmıyor? Risale-i Nur niçin anlaşılmıyor? Dersin konusu buydu. Üç şekilden dolayı Risale-i Nur anlaşılmıyor da. Bir, Risale-i manalar çok ince, çok derin, hemen açılmıyor. İki, çok kıymetli, ilgi alaka bekliyor. Bir de gayri melüf ve gayri mevzul bir usluk kullanmış. Yani kolaylıkla kurulamayan cümleler, kelimeler kullanmış. Çoklukla kullanılmayan bir üslup tercih etmiş. İçtimai hayatta insanların konuşmalarına benzemiyormuş. Bu yüzden dolayı anlaşılmıyormuş yani. İnşallah Cenab-ı Hak bu şekilde ilgi göstermeyi, alaka göstermeyi, okuyup istifade etmeyi azamet mertebede nasip etsin. Amin. Allah rızası ve fatiha.